Efendim Sağlıklı Yaşam köşemizden herkese merhabalar. Bu köşemizde sizlerle sağlık alanında birçok bilgilerimizi paylaşmaya devam ediyoruz. Fizikon Tıp Merkezi'ndeyiz ve manuel terapist Nida Hanım bizimle birlikte. Bugün bizlere diz ağrısından bahsedecek ve bununla ilgili egzersizlerimizde neler var hep birlikte görmüş olacağız. Efendim merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim çok şükür. Sizi sormalı. Ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Bugün en çok yaşadığımız problemlerden bir tanesi olan diz problemlerini konuşacağız. Diz problemlerimiz de karşımıza neler daha çok çıkıyor? Hangi şikayetlerle geliyor hastalarımız buraya ve uyguladığımız tedavi yöntemlerinde neler var? Şöyle ki Türk toplumunda maalesef kiloya bağlı olarak özellikle dizlerde çok ağrılar oluşuyor. Çünkü diz eklemi çok açık bir eklem. Ve vücut ağırlığı çok fazla bir şekilde dizlere bir yük oluşturuyor. Ama şöyle de bir şey var. Bazen diyor ki hasta, evet ben kilolu değilim, zayıfım ama bende de diz ağrısı var. Biraz bunlardan bahsedeceğim aslında. Diz ağrısına neler sebep oluyor? Hı-hı. Şöyle bir diz eklemi aldım. Maketimiz var. Evet, maket üzerinden gösterelim. Bu şu bildiğimiz halk arasında uyluk kemiği dediğimiz femur kemiği. Evet, şuradaki kemiğimiz. Hı-hı. Bu aşağıdaki de tibia, halk arasında yine kaval kemiği dediğimiz şu aşağıdaki kemiğimiz. Şimdi biz günlük yaşantıda bu mekanizmayı biraz bozuyoruz. Nasıl? Bacak bacak üstüne atarak, kilo alarak, yaş faktörü de bunun içinde. Bağdaş kurmalar, çok uzun süre aynı pozisyonda kalmalar bizim dizimizin bazı mekanizmalarını da bozulmaya neden oluyor. Sürekli koltuk ya da sandalyede oturmayı sevmeyenler, bağdaş kurmayı sevenler, evet, yerde oturuyoruz haliyle. Evet, çok uzun süre böyle bu pozisyonda kalma. Şimdi mantığını anlatacağım. Neden mekanizmayı bozuyor? Şöyle ki bizim aslında diz eklemimiz çok kuvvetli bir eklem. Çok çok iyi korunuyor. Nelerle korunuyor? Yandaki bağlarla. Evet. Şöyle yandaki bağlar. İşte menisküs. Menisküs mesela çok ağır bir yükü taşıyabilecek kapasitede bir yapıdır. Mesela bir merdiven çıktığınızda, tek diz üzerinde çıkıldığında vücut ağırlığınızın 4 katı buradaki ekleme yük olarak biniyor ama menisküs bunu kaldırabiliyor. O kadar kuvvetlidir. Peki mekanizmayı nasıl bozuyoruz? Gördüğünüz üzere içinde menisküs yapımız var. Biz eğer uzun süre aynı pozisyonda kalırsak, mesela bacak bacak üstüne atma dedik. Bunda burada bir burkulmaya neden oluyoruz. Şöyle gösterelim. Normalde evet şöyle bir hareket olur dizimizi büküp açtıkça. Ama biz bunu yan döndürdüğümüz için bu pozisyonda kaldığını düşünün dizin. Çok uzun süre böyle durduğu için hastanın. Bu pozisyonda kaldığında başlar buradaki menisküse daha fazla bası binmeye ve buradaki menisküsün arası da açılır. Hatta doktora gittiğinizde genelde buradaki eklem aralığınız daralmış, buradaki eklem aralığınız da biraz açılmış derler. Ve bunun böyle burkulmasına bağlı olarak da gördüğünüz gibi buradaki yan bağlar daha gevşer ve buradakiler de biraz bası artmış olur. Buradaki yapıları da bozmuş oluyor yani. Döndürdüğümüzü düşünelim ve bu pozisyonda bizim yürüdüğümüzü düşünelim. Yani mekanizma bozuldu. Şöyle durması gereken mekanizma şu hale geldi ve bükülüp sürekli menisküse yük binmeye başladı. Yani bir yerler aşınmaya devam ediyor. Ve bize gelen hasta ne der? Benim menisküsümde işte iç menisküs, eğer bu burkulma dışa doğruysa dış menisküs, bunlar da benim yırtılma olabilir. Ya da o menisküs yapılarında zedelenmeler olabilir, yan bağlarda gevşemeler olabilir, böyle bazı hastalıklarla geliyor. Bizim burada manuel terapi alanında yaptığımız buradaki mekanizmayı tekrar eski haline getirmek. Çünkü burada bir burkulma var ve biz buradaki kemiği manipülasyon dediğimiz bu halk arasında kütletmelerle mesela onlarla geri eski haline getirmemiz gerekiyor ki buradaki basınç tekrar ortadan kalksın. Hasta günlük yaşam aktivitesinde daha da rahat bir hale. Bağlarda bir kopma yoksa biz bunu tedavi edebiliyoruz. Şöyle söyleyeyim, cerrahi yöntemler de gerekli olabilir. Eğer çok uzun süre bu şekilde kalmışsa ve çok hızlı bir şekilde burkmuşsa orayı, bu spor yaralanmalarında daha çok görülür. Onlar da buradaki bağların mutlaka cerrahi işlem görmesi gerekiyor. Ama doktorunuza gittiğinizde eğer manuel terapiyle bu iş çözülür derse bize yönlendiriyor. Biz ilk seanstan itibaren zaten çok olumlu sonuçlar almaya başlıyoruz. Mekanizmayı tekrar düzelttiğimiz için. Peki egzersizlerde neler yapabiliriz? Egzersizlerde şöyle, şimdi diyelim hastanın mekanizma tekrar oturtuldu.
Diz eklemi tekrar eski haline, yani sağlıklı olması gereken haline geri getirildi. Bunun korunması gerekiyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Onu koruyabilmek için de bizim çok güzel üstte ve yanlarda kaslarımız var. Bu kasların düzgün bir şekilde kuvvetlenip oradaki yapıları artık kaslara, yani kasların o yükü çekmesi gerekiyor. Ekleme çok yük bindirmemek gerekiyor. Bunun için de evde çok kolaylıkla yapabilecekleri iki tane egzersiz göstereyim. Birincisi, uylukta bulunan femur kasının kuvvetlenmesi için şöyle gösterelim. Bir havluyla yapabilirler. Havluyu rulo haline getirip dizin altına koyuyorlar. Ve diz eklemiyle havluyu ezmeye çalışıyorlar. Ve bunu yaparken şuradaki kaslarını da kuvvetlendirme açısından ayak bileğini kendine doğru çekerek yapabilir hasta. Ayak bileğini kendine çekiyor. Diziyle havluyu ezmeye çalışıyor. Evet. 5'e kadar sayıyor. 1, 2, 3, 4, 5. Serbest bırakıyor. Bunu 10 tekrarlı yapabilirler. Sabah, öğlen, akşam şeklinde. Bu birinci egzersizimiz. Bu üstler için. Orta grup için, iç grup için diyelim. Ortaya havlumuzu koyuyoruz. Ve iki dizle birlikte yardım alarak sıkıştırmasını istiyoruz. Yine 5'e kadar sayacağız. Çünkü şu unutulmamalı. Bir kasın kuvvetlenmesi isteniyorsa orada 5 saniye kasılı bir şekilde tutulması gerekiyor. O yüzden çek bırak, hani kapat aç şeklinde olmayacak. Kapattığında, yani sıkıştırdığında 5'e kadar sayacak. 1, 2, 3, 4, 5 deyip serbest bırakacak. Bu sayıları çoğaltabiliriz. Evet, evet. Şimdi dediğimiz gibi bazı hastalarımızda çok sıklıkla karşılaşılan, bize gelenlerde de genelde bu şekilde geliniyor. Eklem arası benim sıvım azalmış, benim diz kapağımdan sesler geliyor, kireçlenmeler var. Bununla ilgili de çok güzel bir egzersiz göstereyim. Onu evde yapabilecekleri. Evde yine havluyla ya da bir kemerle, esnek olmayan bir şeyle yapmaları gerekiyor. Ayaktan geçiriyorlar, iki elle tutuyorlar. Ayak bileğinden kendilerine doğru asılıp arka grubun iyice gerildiğini hissedip bu pozisyonda yine 5'e kadar sayıyorlar. Serbest bırakıp 10 tekrar da bunu yapıyorlar. Bu da arka grubun gevşemesini ve oradaki yapıların daha rahatlamasını sağlıyor. Evet, evde uygulayabileceğimiz pratik egzersizlerimizi de gösterdik sizlere sevgili izleyicilerimiz. Bir şey daha gösterelim. Bu da hediyemiz olsun bütün izleyenlere. Egzersiz almış olduk. Sürekli bize gelen şikayetler arasında hep şu vardır. Benim eklem arasındaki sıvımda biraz azalma olmuş. Benim diz kapağımdan sürekli kütlemeler ve sesler geliyor. Ve buradaki sıvılarım azalmış diyorlar. Bunun için yine rulo haline getirdiğimiz yastığı koyup bir açı vereceğiz dize. Çünkü diz düzken kilitlenir. Bunu da kilitlenmesini istemediğimiz için altına bir yastık koyacağız. Bunu eşler birbirlerine yapabilirler ya da çocuklarından yardım alabilirler. Çünkü kişi kendisine pek yapamıyor. Şurada patella dediğimiz diz kapağı kemiği var. Bunun pompalama egzersizi. Yani bunun altındaki sıvıyı tekrar aktive edip arttırmaya yönelik bir egzersiz. Bir dakika boyunca kalp pompalar gibi. Şu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 böyle 60'a kadar sayarak 60 kere bunu yapabilirler. Bu da dizin çok rahatlamasını ve büküp açmada rahatlıkla yapabilmelerini sağlarlar. Teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgilerden dolayı. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Efendim, Sağlıklı Yaşam köşemizde diz problemi yaşayanlar için hem bilgilerimizi aldık hem de egzersizlerimizi görmüş olduk. Bir kez daha Nida Hanım'a ve ekibine teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.